Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şu an çok yani erken bir saat. Çok kafam karışık. Gece uyumadık da yine biz Esila'yla. Yine sabahladık da. Yani Esila'nın öksürük krizleri tuttu. Hava verdim gece. Onu verdim, bunu verdim, şunu verdim. Sabaha karşı dörttü. Bir tık uyuduk böyle bir iki saat. Ondan sonra Nuray burada, Ekrem Can burada bu arada. Ali abi falan burada, birkaç gündür bendeler. Tabii ben video çekemediğim için o aralarda siz bunu göremediniz. Sabah 6'da doktordan randevu aldım. Hastaneye aradım. 10.20'de randevumuz var. Şimdi çok az kaldı. 10 dakika, 15 dakika kaldı. Hemen hızlı bir şekilde hazırlanın. Gidelim artık bu işe bir çare bulalım. Yani bu hastalığa, bu öksürüğe, bu krizlere bir çare bulmak bugün en büyük hedefim yani. Bugün bu olayı sonlandıracağım Allah'ın izniyle. Hadi gidelim. Şimdi hastaneye geldik. Çok kötü bir geceden sonra hastanedeyiz. Halimden belli zaten, artık söylemiyorum yani. Doktor sıram aldık yani, muayene sırasını bekliyoruz. Arkadaşlar şimdi biz eve geldik. Testleri verdik. Yani ne testi verdik, ne yaptık şimdi hemen anlatacağım. Kahvaltı hazır. Çok şükür Nuray burada. Yani birkaç gündür Nuray bende. Dükkanla alakalı bazı şeyler var. Cihan'ın abisiyle işte falan birlikte dükkanı hazırlıyorlar. Mallar geliyor falan. Nuray da sağ olsun bu süreçte bana evde çok destek oluyor. Yani her yeri toparlamış, kahvaltı hazırlamış. Allah razı olsun, binlerce kez diyorum. Çünkü gerçekten bir haftadır Esra'yla uğraşmaktan yani ben de bittim. Yani ne işe ne güce elim değmiyor, değemiyor. Anladın mı? Yani bir hava ver. Çocuk öksürüyor, anne çok kötüyüm diyor, boğuluyorum diyor, ne yapacağız diyor, geçmiyor diyor, sen o anda bir panik yapıyorsun, yok vücuduna yağ sür, yok bal ver, yok bir şey ver derken gerçekten çok zor bir süreç geçirdim ya. Yani inşallah tez zamanda bu sonlanır. Neyse, gelelim sadede. Şimdi biz gittik doktora, doktor Esila'yı gördü. Dedi ki işte bir haftadır bununla mücadele ediyorsunuz. Size herhangi bir korona, covid, domuz gribi, influenza bu testler yapıldı mı? Hayır dedim, yapılmadı. 3 hastane, 3 doktora gittik. Hiçbir tanesi böyle bir şey yapmayı teklif etmedi. Ama dedi yani hani geçmeyen bir öksürükten bahsediyorsunuz. Bir sürü ilaç kullanmışsınız, insan yapmaz mı falan. Dedim yapılmadı. Yapılması lazım. Bütün testleri yazdı. Yani bir combo testi varmış, dörtlü. İşte domuz gribi, influenzası, covid'i hepsi içinde. Bunu hemen dedi görmem lazım, yani görmeden bir tanı koyamam. Yani bu çocuk ne, normal bir öksürük, bir rahatsızlık mı, yoksa bir virüsle alakalı mı? Neyse, kan alındı, akciğer, SRS diyorlar bir şey, bilmiyorum, bir sürü şey istendi. Onların kan verdi Esila. O testler için işte burundan sürüntü falan alındı. O sırada çok sıkıntılı geçti tabii. Esila ondan çok endişeleniyor o testten. Bir şekilde verdik. Anladın mı? Bir şekilde verdik. Bir saat sonra testler çıkacak. Tekrar gideceğiz hastaneye, sonra okula gideceğim falan filan. Bakalım testlerden ne çıkacak, sizi de bilgilendireceğim. Biz şimdi 4 silah şöyler hastaneden çıktık. Hem geziyoruz hem hastayız. Bizim de ne yaptığımız belli değil vallahi. Günün her saatinde böyle anlık çok değişik enerjilere bürünüyoruz, biliyor musunuz? Sabah böyle terör esiyor benim kafada, sonra öğlen bir toparlanıyorum falan, neyse. Doktora göründük, detayları anlatacağım. Şimdi Orion'a geldik. Birkaç işimiz var burada. Onları halledim. Okula falan gittim ben o arada. Hani müdürle görüştüm Esra'nın durumunu. Orion'dayız şu anda. Şu işleri halledelim, eve döneceğiz. Şurada ileride. Bakalım var mı? Üst katta mı dedin Esra? Üst katta. Sakin şu anda. Okul var ya. Evet. Migros'a gireceğiz. Migros'tan alacağımız birkaç bir şey var. Aynen. Bir at kılı şampuanı varmış. Ondan alacağım Esin'in saçı için. O şampuanı övüyorlar bayağı. Bizim saç dökülmemiz devam ediyordu o arada. Yukarı çıkalım da şu şeyleri. Bak şu arabayı beğeniyorum ha. Güzel bir araba. Şimdi kendimize Marteniçka alacağız. Baharın habercisi. Marteniçka. Ay çok tatlı. Ne? Aa, Barbiler ne kadar hoş gerçekten. Neredeyse Marteniçkalar bulsana bize. Bunlar mı? Bak kalpliler çok güzelmiş. 40 lira. Şu ne kadarmış? Bunun fiyatı yazmıyor. Esilam. Esila. Gelsene be.
Herkes bir iş peşinde. Düşünsene spor bir araban var. Hı. Ve bununla arabanı sürüyorsun. Ay sonra hayale bakar mısın? Ne kadar değişik esli gibi hayallerim var Eko. Çünkü yarış eldivenleri var. Baksana. Bayıldım. Çok güzel. At binerken süper olur ha. Bunlar... Küçükleri olsa. Hasan hocam. Esen Martençka seçsene yengenle bana. Bunlar çok tatlı. Bak bunlar güzel ya. Bence şunlardan olmalı. Tamam bence de Yonca iki tane hem yengene hem bana bir tane. Aynen. Renkleri biraz soluk geldi bana ama olsun. Değil ki. Tamam ben aldım Martin çikolatalarımı. Sen ne alacaksın? Gelsene be. Hangi renk sende? Bu mu? Bu çok güzel bir şey. Hayır. Bu. Tamam. Bunu beğendim. Bir tane daha alacağım Toka. Ama tamam. Hangisi? Aa bu da çok iyiymiş. Aa o güzelmiş işte esra. Aynen o direkt o yani. Ama dur ya. He? Hayır çok güzel. Neyi bilmiyorsun? Bence çok güzel. Çok seviyorum böyle çikolataları. Evet yakışıyor senin saçına da. Ne kadarmış onların fiyatları esra? 60. Neymiş? 60 bu ne kadar? Oha bu 100. Oha. Ama çok güzel Barbie. Ama Barbie olduğu için param varsa al vallahi. Var. Tamam al. Bu ne böyle ya? Esila. Ne ya? Evet. Şu peruk şapkalar sakın. Ha. Hiç hoşlanmıyorum. Ay bunları. Tamam Eko istemiyor hoşlanmıyor. Eko bunlar ne sence? Bir şey bu ama mendil falan mı? Açıl. Evet. Açılan bir şey sanki. Eso bunu görmeli. Çok tatlılar ya. Esila sence bunlar ne? 30 adet efendim? Islak mendil. Bak ıslak mendilmiş. Bak. 30 adet ıslak mendil. Sen çok seversin böyle şeyleri. Tık açıyorsun şuradan çekiyorsun. İnan. Aha işte. Açamayız. Beğen bir tane. Evet. Evet yazıyor üstünde. Okul için çok iyi. Alsana bir tane. Alacağım. Bak şuna sen. Hayır. Şu dur bakayım. Ay esile şuna bağlı. Şunu bak şunu sen çok beğendim. Bu çok güzel. Bilmiyorum sen çok seç artık bir tane. Evet değil mi? Ona bayıldım ya. Çok güzel. Hmm. Esile kendine böyle bir gloss aldı. Şeffaf bu. Aplikatörü falan da şeffaf. Evet, bakar çok mısınız? Güzel, o şey galiba. Hani ruj sürüyorsun ya bulaşmasın diye. Tekrar evet. Çok hoş. 100 liraydı bunun fiyatı. Pastelinmiş. Buna çok bayıldım. Bir de şey aldık. Dur onu da göstereceğim şimdi. Gerçi evde gösteririm ama. Nereye girdi ya? Bak işte. Hep gezmek istiyor bu kadın biliyor musun? Hayır hayır. İşlerimiz var. Bak. Haydi. Eko ile benim hiç sabrım yok. Esila ile Nuray sürekli gezmek istiyor. Esila'nın... Manyakasından. Esila'nın şampuanını... Değiştiriyorum. Buna geçiş yapıyorum. Ekremcan, Nuray ailece bundan kullanıyorlarmış. Uzun zamandır atkılı şampuanı. Watsons'ta da indirimdeydi. Normalde 250 lira. Ben 150 liraya aldım. Şimdi buna geçiş yapacağız. Bir yılan yağı karışımı sipariş ettim Esile. O gelsin onu da göstereceğim. Şampuanın içine koyacağım ve Esile'nin saçını maske yapacağım. Saç dökülmesini durdurmak için. Hala durduramıyoruz çünkü. Şimdi buradan çıkıyoruz ve eve gidiyoruz. Şimdi Esila ne içiyor biliyor musunuz? Entrogermina. Yani kutusunu da göstereceğim. Bu şekilde içiyor. Neden bunu içiyor? Çünkü antibiyotik içtiğin zaman hani antibiyotikler vücuda çok çok da yararlı olmuyor. Bazı yan etkileri ve zararları da oluyor ya. Bundan bir tane içtiğin zaman günlük antibiyotik kullanırken o kötü etkileri gidiyor diye söyledi doktor. Doktor verdi. Antibiyotiğini içti. Ondan sonra bunu içti. Şimdi doktor bize ne verdi, ne yaptık? Şimdi hemen size ben onlardan bahsetmek istiyorum. Ben içeyim var mı? Kamerayı çevireyim. Şimdi arkadaşlar, Esila'nın COVID, influenza, domuz gribi testlerinde hiçbir şey çıkmadı. Bunu bahsetmiş olabilirim, etmemiş de olabilirim. Doktor şöyle söyledi. Yani bu tamamen ben ona söylemiştim zaten. Yani üşütmeyle alakalı. Yani Esila ciğerlerini üşüttü. Bu öksürük tabii biraz uzun sürer, can sıkar dedi, yorar dedi. Ama geçecek dedi yani kalıcı bir şey değildir dedi. Tabii ki sinir bozucu. Şu ilacı vermişti bize bir doktor. Bu astım krizi, nefes problemleri, işte tıkanıklık falan. Akşamları bunları içmeye devam edecek. Ondan sonra antibiyotiğini bitirsin dedi. Zaten 2 günlük antibiyotiği kaldı. Bundan verdi. Şimdi bundan yapacağız. Sabahları bir tane eritecek. Bir çay bardağı ver anneciğim. Bunları hemen alacağız. Yemek veriyorum. Tamam. İlladin burun spreyi. Tıkanıklık olmazsa olmaz zaten. Ve şöyle bir hap verdi. Bundan Ekremcan da kullanıyormuş. Bundan da
sabahları bir tane tok karnıydı. Bunu hemen doktordan çıkar çıkmaz verdik zaten. 2 günlük de rapor yazdı. 2 gün daha okula gitmeyecek. Silah şeker kendinden geçiyor yerde. Şimdilik durum bu şekilde. Hava vermeye devam edeceğiz. Günde 3-4 defaya kadar hava verebilirsin dedi. Yalnız o Ventolin var diye hava verirken bunu bir daha söyleyeceğim. O çarpıntı yapıyormuş. Hakikaten de Esil onları verirken bana diyordu ki anne kalbim çarpıyor. Yok be diyordum saçmalama öksürdüğün için. Bugün doktor da söylüyor. Yani size bunu vermişler ama dedi başka doktorlar. Ya bunlar çarpıntı yapar dedi çocuğa. Hani şu bir tane var onu kullanın dedi. Ya bak ben bunları neden anlatıyorum biliyor musunuz? Yani insanız hani beni takip ediyorsunuz izliyorsunuz ya. Olur da başınıza gelir çocuğunuzun başına gelir. Böyle bir şeyde biz nasıl bir yol izledik ve ne sonuca vardık. Sizin için de tecrübe olsun diye paylaşıyorum. Böyle bu şekilde. Esnacığım ver bakalım bir çay bardağı su yavrusun. Şundan bir tane eriteceğiz. Düzenli kullanmak çok önemli tadı ilaçları. Kötü. Tadı kötü mötü değil. Yani bir ilaç yani. Esil'e yapacağım bir şey yok. Gibi zehir de olsa içeceksin çocuğum. Evet. Ben Esil'e söylüyorum. Bal yemem pekmez yemem anacığım. Yiyeceksin. Şifa için. Zehir de olsa ben ne veriyorsam bugünlerde artık evet, yiyeceksin. Çünkü burama kadar geldi bu iş. Ben vallahi. Bileyim. Ben asıl ben yaşamalıyım. Andıs pekmezi yok muydu? Ama ondan da birazdan. O sonra. Şunu içeyim. O kadar da değil yani. Çorbanı iç, çorbadan sonra bir tatlı kaşığı andız pekmezi. Yengesi de İstanbul'dan getirdi yani. Bal, şey bunlar tüketilecek. Şeker çok güzel yiyor. Nerede? Nerede? Gel bak. Erisin, şimdi bunu içecek, sonra bir çorba içecek, sonra biraz dinlenecek. Hava bağlayacağız yine beraber. Şekere mutlu edeyim dedim. Ye oğlum. Esile kendine. Bakın bunları aldım. Ve bu güzel ıslak mendil. Ya bu ıslak mendil bakar mısınız? Açtık. Böyle tık 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 çantaya atmalık falan okul için falan ne kadar harika ya. Emily 203. Emily 203'müş. Bu dudak kalemini çok seviyor Esile. Glossunu göstermiştim. Bunun fiyatı 100 liraydı ama güzel. Yani gerçekten güzel. Bu 50 mi 60 mı neydi? 60. Karamiyo aldı kendine. Aynen. Çok iğrençti. Yapacak bir şey yok. Şimdi ben onu burada yağ kavuruyorum. Çorbasını ısıttım. Hazır bir çorba içecek. Ondan sonra hava takacağım ona. Dinlenmeye geçecek. Bu şekilde. Hı? Yok anneciğim. Valla o kadar kötü değil. Gerçekten değil. Ben içtim onlardan çok zamanında kızım. Sıkıntılarım olduğunda içtiğim oldu. Kusam mı? Kuzgulacağım. Tamam. Evet çorbası hazır. Şimdi Esra yemeğini yesin bakalım. Hadi. Geldim ilaç köşesine. Şimdi şu ikisi çarpıntı yapıyor Esra'da. Bunları vermeyeceğiz. Doktor vermeyin dedi. Şundan bir tane vereceğim. Bir tane de akşama veririm. Makinamızı alıyoruz ve gidiyoruz. Canım kızım benim. Seni seviyorum aşkım. Şimdi aç bakalım bundan bir tane. Şu gördüğünüz haznesine bir tane sevip boşaltıyoruz şuraya. Pardon. Bir tane yavrum. Makineyi de şöyle koyacağım. Bundan sonra açıldı ya. Evet evet o biraz. Önemli değil. Önemli bırak. Olabilir mi olacak? Beklettim özür dilerim. Yok sorun değil. Anneciğim o kopuyor rahatça ya. Yavaş dökmeyelim dışarıya. Bir tane bunun içine boşaltıyoruz. Tamam. Kapatıyoruz. Ve Esil de bunu yerleştiriyor. Bu şekilde. Şöyle çevireyim. Makinamızı da fişe takıp direkt çalıştırıyoruz. Çok teşekkür ederim anneciğim. Bir şey değil yavrum. Ne demek ya. Hadi başlıyoruz. Başlayalım. Bu yeni mi? Yok var ondan. Hı. Bu şekilde böyle işte.
rahatlıyor, 10 dakika falan sürüyor. Havayı alacak, rahatlıyor. Bir yastık daha getireyim ben senin arkana. Tamam canım. Arkadaşlar biz şimdi dükkana geldik. Dükkanın son durumunu birazcık size göstereceğim. Tam turu birkaç gün sonra yapacağım. Çünkü daha hala gelecek olan ürünler var. Esile'yi evde bıraktım. Biraz dinlenecek yani. Uyuyacak gibi oldu böyle o hava verdikten sonra. Onu orada bıraktım. Dükkanımız çok güzel oluyor. Çok güzel şey. Ben ne yaptığımızı size söylememiştim değil mi? Bahçe mobilyaları mağazası açıyoruz. Bir şubemiz İstanbul'daydı. Velar Garden ikinci şubemizi de şu anda Çorlu'ya açıyoruz. 3 katlı bu mağaza biliyorsunuz zaten. Şöyle dışarıdan göstereceğim. İçeriye doğru gireceğiz. Çok güzel ürünler var ve fiyatlarını, hemen reklamı yapayım ben buradan, kendi reklamımı. Ve fiyatları inanılmaz güzel. Hani baya baya iyi. Mağazamıza gelip baktığınız zaman, kaliteyi gördüğünüz zaman ne demek istediğimi anlayacaksınız. Web sayfamız da olacak. Yani online alışveriş de yapabileceksiniz. Şu an kurulum aşamasında. Birkaç günü o da biter. Yani ben Çorlu'ya gelemiyorum, bu mağazaya gelemiyorum ama bu ürünleri çok beğendim, ben de almak istiyorum diyorsanız web sitesini birkaç video sonra paylaşacağım. Sizinle dükkan turu yapacağız. Açıklamaya bırakacağım. O web sitesine girdiğinizde bizden ürünlerinizi gönül rahatlığıyla satın alabilirsiniz. Şimdi mağazayı birazcık gezelim. Tabelamız şöyle oldu. Velar Garden, bahçe ve balkon mobilyaları Muhittin Mahallesi'nde bizim yerimiz. Dediğim gibi detaylı adres bilgilerini de paylaşacağım. Şu anda ekrana yazdığım Instagram sayfası üzerinden de adrese bakabilirsiniz. Ürünleri görmek istiyorsanız, yakından incelemek istiyorsanız inceleyebilirsiniz. Şimdi şöyle çok güzel bir takım geldi. Yani malzeme kalitesi falan 10 numara yani, ben size söyleyeyim yani. Zaten Suna Biltekin güvencesiyle. Bu ağaçları almıştık hatırlıyorsanız. Buraya bir tane salınacak konuda ama o ağacın yerini çok sevmedik. O ağacı oradan alacağız. 05'i alayım, öyle göstereyim. Evet. Şimdi böyle bir takım var. Bu takıma bayıldım. Gerçekten. Bu ne malzemesi bunun Eko? Kestane ağacıymış. O kadar ağır bir böyle bir malzeme ki böyle. Yani yakından görseniz var ya, çok şık. Şuraya koyduk. Bir ağacımızı daha, dediğim gibi çok çok ürünler gelecek. Üst kat da olacak, alt kat da olacak. Şimdilik yani bunlar geldi. Hep diğerleri yolda. Bu takımın adı ne? Bu İskandinav. Dükkan turu yapacağız yani, sonra paylaşacağız zaten isimleri çok detaylı. Bu da gürgen ağacı. Çiçeğimizi hatırladınız. Bu da yine böyle bir takım. Ondan sonra buraya döndüğüm zaman bu da mini güzel bir takım. Bu mini milasımız. Bak mini zaten ya, mini olduğunu ben tahmin ettim Eko. Mini milas. Cihan bu demirleri siyah da hatırlarsanız beyaza boyamış, çok tatlı olmuş. Şu takıma ben bayıldım. Yani biz Nuray'la şu takım böyle nasıl ışıl ışıl duruyor var ya, yani kaliteden yani numara. Çok ciddi kaliteli. Gerçekten çok çok beğendiğim takımlardan bir tanesi. Canan Ali abi tabii yoruldu. Biraz bunları yerleştirdiler. Biraz atıştırıyorlar. Bunları böyle dekor yaptık. Yine burada bir tane salıncağımız var. Çok rahat. Ben az önce bayağı bir oturdum. Sallandım yani. Şöyle yine çok çok güzel bir takım. Bunların tabii renkleri değişebiliyor isteğe göre. Ve benim favorim bu oldu. Çok baba bir takım. Çok güzel bir takım. Bakar mısınız güzelliğine? Yani şu köşeye bayıldım. Şu duvarlara büyük posterler gelecek. Yani duvarlar posterler, manzara resimleriyle kaplanacak. Onlar yapım aşamasında. Ama bu gerçekten efsane bir takım. Gerçekten çok çok iyi ve gerçekten piyasanın çok çok altında fiyatları. İnternet sitesine girip inceleyebilirsiniz. Instagram üzerinden de bakabilirsiniz. Yine burada yine böyle bir köşe takımı var. Buna da çok bayıldım. Bu da çok güzel. İki tane de adam var. Adam. Çok çalışıyorlar. Çim halı arttı bu. Bunu birazdan kapının önüne Cihan montajlayacak, kaldırıma. Orası da bizim, kullanabiliriz. Çay köşemiz, mini dolabımız. Cihan bakayım, doldurdun mu dolabı? Bir şeyler aldın mı? Aa, dolap bomboş. Fare düşse ölecek. Tamam, burayı dolduracağız. Daha çok yeni zaten, her şey yavaş yavaş oluyor. Burası da böyle şimdilik, çocuklar yerleştirmişler. Sonra biz Nuray'la bir el atarız. Şimdilik böyle bu şekilde. Üst katta da var bir takım. Biraz daha dolsun, onu dükkan turunda artık alt tarafta dolsun. Hepsini size gösteriyor olacağım. Şimdilik buradayım. Cihan Usta yine iş başında. Ya bu adam çekti nedir ya? Ben bittim, dükkan işleri başladı artık. Cihan ne diyor biliyor musunuz? Şu ayağımı şu evden bir atsam ben var ya. Yani bizler o kadar bıkmış ki ayağını attı artık evden. Artık burada tırmalayacak. Cihan. Usta burayı yaptı biliyor musunuz? Bakın
Şu gider var ya, bu gider normalde karşıdaydı. Bu kaldırımı buradan kaldırdı. Gideri böylece buraya uzattı. Üstünü kapattı. Betonladı falan. Yapıyor adam, yapıyor aga, bu işleri seviyor yani. Neler verdin? Çorlu şubesi. Evet evet. Gördüm. Ali abi de şey, ustabaşı sürekli vıt 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 vıt, orayı öyle yap, burayı böyle yap. Tam şu anda deprem oldu. Baya kötü sallandı. Baya kötü sallandı. Oğlum hissettiniz. Bak sallanıyor. Hissettiniz depremi. Ali abi anne. Ama deprem. Bugünlerde Tekirdağ'da çok oluyor ya, Çanakkale'de bak. Dedik ne oluyor? Odama gel, sana sallandığını göstereyim. Gel afalladım. Şeker acaba şeye mi? Evet mi? Biz de bir anda anlam veremedik ne olduğuna, biliyor musun? Bak şöyle şöyle gel. Hadi ya. Böyle oldu bak bu ses. Bak bu dolap çok iyi ses çıkartıyor ha. Böyle oldu. Cidden. Diyorum. Nereden geliyorsun? Şeker acaba içinde mi kaldı dedim, sonra deprem oluyor. Evet evet evet. Bir 10 saniye salladı. Her bak bu sallanmamış. Tabii ki afallarsın. Biz de afalladık. Şöyle bir ses geliyor. Bak, video editliyorduk. Aynen bu şiddetle. Hadi ya. Evet. Ama bu hemen sallanıyor. Evet. Aslında bu çok iyi bir şey, biliyor musun? Ne? Bu hemen böyle hafif bir şeyde böyle sallanmış. Onu anladım zaten. Böyle sallandı mı nasıl? Böyle ses takılar var ya. O dokununca evet. Hemen sallanıyor zaten. Allah'a. Bu evlerin hepsi raylı sistem. Bunlar hiçbir şey olmaz. Ay tamam be ya. Ama bir şey olduk annemler, yani. Annemler hiçbir şey hissetmiyor. Ama bak Çanakkale, yani. Tekirdağ tarafında çok oluyor bugünlerde. Evet. Yani bu çok rahat 5.5 vardı. Evet. Var. Bayağı bunlar tıngır tıngır. Evet. Şu anda tarih ne? Ay bana bakar mısın? YouTuber ol bak, böyle bir şey. Kusura bakmayın yani. O anda şey hemen çekmek. 4'ü mü? 4 Mart. Pazartesi günü. Tekirdağ'da, Çorlu'dayız biz. Yani buralarda depremi kim hissetti? Şu anda saat 9.40. Yani İstanbul'da hissedilmemiş herhalde. Nerede oldu? Şimdi merkez üstüne hepsine bakacağım. Ya biz anlayana kadar deprem bitti zaten. Ya biz ne kadar salak bir milletiz ya. Bak çok yani sözüm meclisten dışarı, kendime içine koyarak. Deprem oluyor, avize sağlanıyor. Biz burada Nuray'la video editliyoruz. Biz de diyoruz ki şey deprem oluyor. 4.5'miş. Daha fazla olması lazım ya. Valla biz 5. kattayız diye belki. Bence aynen. Biz 5.5'la sallandık. Yani hani bir icraat da yapmıyoruz ha. Arta da bilir çünkü. Hani gir koltuğun yanına gir. Ne bakıyorsun avizeye yani? Zaten kaçışırdık ya. Ay işte bak kaçışacağız, görüyor musun? Evet. Saklanmayacağız. O değil be. Beni de balkonda unutacaksınız. Ben de zavallım orada montumla. Ay orada hatta. Orada çayımı uyudum diyordum. Ay evet. Eko'yu unutacaktık biz, biliyor musunuz? Harbi saklanma şeyimiz yok yani, tutup çök kapan falan, hemen kaçışacaktık diyor. Hani deprem çantamız var orada bekliyor, çanta da unutulacaktı. Hayır, bardak içindeki krekenleri falan yedik. Yemedik la, o çantayı yemedik biz. Ay bakar mısın? 23 kilometre yazıyor. Yakında. Yakında mı? Yakında olduğu için. Marmara'da yerin, yerin mi olmuş? Evet. He, nerede olmuş? Bilmiyorum. Şimdi bakacağım ben detaylara. Yani cümleten geçmiş olsun bu bölgeye, ne diyeyim, Allah'a emanetiz. Şimdi en son nerede kalmıştık, mobilya mağazasından sonra eve geldik, yemek yedik. Esra'nın ilaç saati. Şimdi önce birazcık öksürük şurubu veriyorum ona. Bir enterogerminam da var. Ha, enterogermin de içiyor. Bunu zaten videoda söylemiştim galiba. Şu bayağı nezleye döndürüyor. Probiyotik, antibiyotik hani daha az zarar versin diye vücuda. Bu gerekiyormuş yani. Doktor öyle söyledi. Probiyotik de içsin diye. Tam olarak açıklayamayacağım. Net bir şey anlayamadım yani. Ben de duymuştum hani probiyotik içilmesi lazım. Antibiyotik kullanırken. Yani şuraları falan insanın çok ağrıyor zaten. Artık öksürmekten çocuk harap bitap düşmüş durumda. Tez zamanla geçecek inşallah. Şimdi probiyotiğini içti. Şurubunu içti. Hava bağlayacağız. İçtik her şeyi. Ondan sonra antibiyotiğini içiyor ve yatacağız. Hava bağlarken de tekrar devam edeceğim. Evet. Esire şimdi burada yatak odasında havayı takacağız. Şimdi bir tane bundan. Umarım bu gece biraz daha rahat geçer. Yani uyuyabilir, öksürmez çok fazla. İnşallah. Allah'ım şifa versin.
Bu makineyi de iyi ki almışız. İyi ki, yoksa her gece hastaneye gidecektik ya. Hava için. Evet, biliyor musun? Biliyorum, tabii ki de biliyorum. Bir hakkımız daha var. Onu da gece bir sıkıntı çıkarsa geceye saklıyorum. Yani gece vermek için. Al bebeğim. Tak güzelim. Basıyorum. Hı hı. Evet, Esi'yle bu havayı aldıktan sonra yatıyoruz. Ben de yatıyorum artık, yoruldum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Umarım bir sonraki videoda Esi'yle tamamen iyileşmiş olur. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.